diyeceksin? Yani isterdim Nazlı yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Senin ayrı bir havan var. Seni gördüğümde beynim oyunlar oynar. Yine görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La la la, la la la, la la la, la la la. Ağzınıza sağlık, inanılmazdı. Ya Uzan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle, biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü sesi çok güzel. O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Bunu düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela, Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'min doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet. Eşkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Aa, benimki de bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam. Müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinleyin. Ne mi? Bluetooth'a bağlansana, evet, o arkadaki kolonda. Evet Ozan, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi. Bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. Evet. Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde etseydim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Evet diyor.
be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken yani bence çok romantik. Ben bayıldım, hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Biri bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra bir bak, de... gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozan'cığım şaka yapıyor. Yapmıyorum, çok ciddiyim. Şaka yapıyor Ozan'cığım, benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam, ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Aa, şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi, görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin eşteki sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... Ne oldu ya şu an? Aman abi. Kavuşuyor. Ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzeli. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya. Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. Ya. İlk dans, böyle ilk dans böyle istiyoruz. Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç aç Ozan. Aç bakalım ne çıkacak. Dans edelim mi? Olur. Aşırı mutluyum şu an. Hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir gece ki. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir gece planladığınız için. Vallahi planların dışına çıktık. Efsane bir gece olmadı mı? Evet, katılıyorum. Levent. Aşkım, uyuyor musun sen? Geldik mi sonunda? Mola verdik. Mola mı? Levent. çok uykum var ama bebeğim. Kalkıp gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Hadi. Niye burada? Hadi ufak ufak kalkalım. Bu arada gerçekten her şey çok güzeldi. Ellerimize sağlık. Kalkalım işte. Hadi. Kalkalım. Çocuklar, çıkıyor musunuz siz şimdi? Böyle bir şey yok ya. Levent hadi gel. Çıkmak ne demek ya? Biz biraz daha kalalım diyoruz. Tamam, kalın. Siz buraları toparlarsınız ya. Üşürüz, biraz soğuk. Üşüme, tamam. Bana bakın, burayı fazla benimsemeyin. Burası bizim mekanımız. Tamam. Denize iyi bakınız. Merak etme. Tekrar tebrikler. Tebrikler. Kutumu istiyorum. Tamam, alacağız senin kutunu. Gel. Kutum? Kutum burada. Hadi. Hadi. İyi geceler. Ne oluyor? En anlamlı hediyeler. Bu kadar romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de.
Şikayetçi misin? Yok, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama... ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurlu. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Dans edelim mi? Edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Ben uyanıyorum ve sen yoksun. Düşün. Neden korktun acaba? Gittin mi sandın? Nereye gidiyorsun daha? Hmm. Çok açım. O yüzden kahvaltı etmemiz lazım. O domatesler sen de bak onları güzelce kes. Geliyorum ben şunları bırakıp. Bak şimdi neler neler yapıyorum bu domateslerle. Ben görüyorum. Tüm meyve tabağını koyuyorum. Bir de testayı koyuyorum. Kabul. Sen de koyuyorsun. İlk maaşımı. İlk maaşını. Kurtarmaz ama neyse hatırın için. Kabul. Görelim. Açıyorum. Gördüğün gibi kazandım. Ben kazandım ben. Benimle oynamaman gerekiyor. Sonra böyle masum masum üzülerek bakıyorsun. Sonra ben de üzülüyormuşum. Ben çocuğu nasıl alayım? Nasıl alayım seni anneciğim? Ha? Çaldı. Verir abi, misin? Bu kızların kalbini çaldı. Hiç öyle bir şey yok. Bence sen burada ben testleri beslerken çaldın. Utanmıyor musun? Şu kızların bana olan ilgisini hala anlayamadım. Hilekarsın gerçekten. Bir daha senle o... Bunu çözeceğim bu durumu ama bir saniye telefona bakayım. Efendim?
Ezgi Hanım merhaba, ben sizi Red Dreams'ten arıyorum. Evet, buyurun. Aysu Hanım'a bir haftadan önce işe başlayamayacağınızı söylemişsiniz. Ancak acil bir durum için görüşmemiz gerekiyor. Neymiş acil durum? Şirketimiz çok önemli bir organizasyona imza atacak ve başında sizin olmanızı istiyoruz. Eğer bir maniniz yoksa bu organizasyonu siz yönetebilir misiniz? Döndüm aslında İstanbul'a, olabilir. Süper. O zaman gerekli brief'i vermek için bugün sizi şirkete bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere, teşekkürler. Kimle konuşuyorsun sen? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Tabii, patronumla. Senin patronun burada zaten. Araya bir şeyler girdi, konuşamadık. Ama ben işe başladım. Bir organizasyon şirketinde. Hangi ara ya, bu ne hız? Eski iş yerimden referans almışlar, beni aradılar. Yani aslında haftaya başlayacaktım ama şimdi önemli bir organizasyon varmış, çağırıyorlar. Terk ediyorsun yani bizi. Ya öyle deme. Ama doğru, sayılır yani. Ciddisin. Maalesef, maalesef artık eski patronumuz. Ciddisin sen? Evet. Yani bence ilişkimiz açısından da, annelerimiz açısından da en doğrusu bu. Evet ya, bir de o mesele var. Bakalım nasıl halledeceğiz. Ben artık gizli saklı hiçbir şey istemiyorum Özgür. Yani bence alalım annelerimizi karşımıza, dürüstçe konuşalım. %100 katılıyorum sana. Ve en önemlisi bizim aramızda da. Sır olmamalı. Ve ne olursa olsun ilk önce birbirimizle konuşacağız. Söz mü? Söz. Yeni şirketin adını öğrenebilir miyim acaba? Tabii ki öğrenebilirsin. Red Dreams. Red Dreams? O ne ya? Amerikan futbol takımı gibi. Ama iyi bir şirket. Tamam. Güzel. Neyse sevgilim, ben Tesla'yı da alıp Cansu'ya geçeyim. Bütün kıyafetlerim orada, hazırlanmam lazım. Yavaş yavaş buraya mı alsak onları? Hı? Hı. Olabilir. Gel, baban hile yaptı ama sen gel. Günaydın canım. Günaydın. Üstümü değiştirmeye geldim. Ay ben de öyle ya, üstümü değiştirip banyo yapıp işe gideceğim, çok geç kaldım. Tamam, sen iyi misin? Ah, iyiyim. Levent sorunsalı işte, klasik. Tamam, konuşuruz. Konuşuruz kuzucuğum. Görüşürüz. Ben hazırım. Ne diyorsun ya? Gelsene. Hadi çıkalım. Çıkmasak mı? Çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi gel. Hadi. Nem çok, nem. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Haydar mesaj atmış, dur. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Ne iyi ettin şu grubu kurdun. Herhalde. Hah. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da çıktı. Dikkat et. Ah, bir tane daha mesaj geldi. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da Ezgi çıktı. Ezgi de çıktı? Aa, bir dakika, Ezgi gitmedi mi? Görüntülü. Görüntülü ara. Ara. Vallahi ne diyebilirim ki? Şoktayım şu an. Haydar, şokta mısın? Ne oldu da şoktasın? Ne oldu? El eleler. Ne? Aa, çabuk kamerayı çevir, onlara doğru çevir, çabuk görelim. Çabuk, hadi. Sevgilim, sen hiç yolunu değiştirme, zahmet etme, ben taksiyle giderim. Ya, ya ben böyle bir şeyi taksiyle göndertir miyim? Bir gözlerime bir bak, var mı o göz bende? Ben ayrıca merak ediyorum, sen nasıl bir yerde çalışıyorsun? Bizleri terk edip nerelerde sen çalışmaya başladın, onları bir görelim. Bak ya, derdi anlaşıldı. Bebeğim bak, bunu konuştuk ya, ben bir tercih yapmadım. İkimizin de iyiliği için. Biliyorum bir tane, biliyorum ama sen gel yine de, ben seni güzel güzel bindireyim. Prensesim benim, gel. Gel canım benim, gel. Dikkat et. Prensesim benim, bin. Sen nasıl göründüğünün farkında mısın? Ha, keşke kendini buradan bir görsen. Ya Özgür Bey, yakaladınız beni ya. Ben de şuralara gübreler serpiştiriyordum.
Ya Fitnat Hanım, beni ne hale soktunuz ya.